Şimdi Ali abicim, yani bu haber gerçekten herkesi çok şaşırttı. Emre Aşık'la başlayalım istersen. Evet. Telefon bağlantımız da müsait, bağlayabileceğiz istediğimiz zaman. Bir boşanma davası vardı. Evet. Biliyorsun, eşi Sabah'a karşı başka bir erkekle görüntülendi falan. Hemen bir boşanma davası geldi o görüntülerin peşine. Şimdi o zaman da hatırlıyorsan biz aramızda konuşmuştuk. Ben avukatına Emre Aşık'ın bir mesaj attım. Bana dedi ki İlkay Hanım, dosyada gizlilik kararı var. O yüzden aslında konuşsak konuşacağımız çok şey var. Ama konuşamıyoruz. Ben de hiç üstüne gitmemiştim. Gizlilik kararı demiş. Evet. Neticede emir demiri keser. Yasalar böyle demiş diye. Ama gel gör ki biz dün şok edici bir haber gördük. Evet. Değil mi? Sen de eminim çok şaşırdın görünce. Neydi o haberi hemen söyleyeyim. İstanbul Aile Mahkemesi'nde zina suçlamasıyla boşanma davası açan eski futbolcu Emre Aşık, eşinin 3 çocuğuna şiddet uyguladığını iddia etti. Yaralama, işkence, eziyet, kötü muamele, koruma hükümlülüğünün ihlali suçlarından savcılığa şikayette bulundu. Ama bir iddiası daha var ki o işte akılları daha da dondurdu diyelim. Dedi ki kendisi fuhuştan sabıkalıdır. Ben de sonradan öğrendim dedi habere göre. Evet. Şimdi avukatını arayayım mı? Senin burada hemen söylemek istediğin şeyler var mı bağlantıdan önce? Valla avukatın karşısında söylersem daha... Karşılıklı konuşmuş evet, olursunuz. İçime siner. Tamam abi, hemen arıyorum. Funda Sadık, Ahmet Alp'e. Emre Aşık'ın avukatını arıyoruz arkadaşlar. Bakalım neler söyleyecek. Bu arada dünden beri çok müthiş linç yiyorlar. Sosyal medyalarından açıklamaları var. Ne oldu? Niye eleştiriyorlar? Sengül Erbek. Funda Hanım merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. İlkay Buharalı ben, Magazin Oteli canlı yayındayız. İzliyor musunuz? Vallahi ben yeni geldim, izleyemiyorum. Tamam, Ali Eyüboğlu da yanımda, biliyorsunuz birlikteyiz programda. Evet. Şimdi dün biz şok olduk yani tüm Türkiye gibi haberlerle. Önce bir anlatır mısınız ne oldu? Boşanma davası vardı zaten. Bu yeni iddialar nereden çıktı? Şimdi biz 25 Şubat'ta boşanma davası açtıktan sonra bir takım vatandaşlar hem müvekkilim Emre'ye hem de bana Instagram üzerinden özellikle bir takım evraklar sunmaya başladılar. İşte bizden aldığınızı lütfen söylemeyin işte veya duyduğunuzu, böyle böyle şeyler de oldu dediklerinde biz bu bahsi geçen soruşturmadan haberdar olduk. Bu sebeplerle de zaten çocukların bir darp olayıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaktı. Orada da bir dipnot olarak böyle böyle konularda kulağımıza geldi, şu şekilde öğrendik diye küçük bir beyanımız var. Ama maalesef bu basında sanki biz Yağmur Hanım'ı öyle biriymiş gibi yansıtıyormuşuz gibi algılandı. O sebeple de maalesef böyle bir gündem oluştu. Bizim suç duyurusunu yaparkenki tek amacımız çocukların sağlığı ve darp edilmeleri üzerine. Yani Emre Aşık'ın eşinin bilmem ne yılında yapılmış Barbie fuhuş operasyonunda gözaltına evet, alınanlardan biri olduğu, isminin o zamanki kod adının başka bir şey olduğu konusundaki bilgi sizden değil mi? O bize bu konuyu yaşayan, gören ve bir takım şeylere tanık olan kişiler tarafından geldi. Biz de bunu suç duyurumuzda, bu dava dosyasında eğer var ise celbedilsin dedik. Ya şimdi bu bir iddia mı? Kanıtlanmış bir şey mi? Böyle bir dava dosyası devam ediyor Çağlayan İstanbul Adliyesi'nde bu operasyonla alakalı. Biz bunu netleştiremedik. Lakin savcılık dosyasında bu dosyanın celbini istedik eğer var ise. Bu bizim talebimiz savcılık makamından. Ama şimdi şöyle bir hassas bir konu bu. Hakikaten Emre Aşık'ın eşi geçmişte temiz bir sicile sahip olmayabilir. Yani iddia edildiği gibi gerçekten de Yağmur Aşık bir vücudunu para karşılığı satan insanlardan biri olabilir. Ama bugün bir evlilik yapmış Emre Aşık'la ve 3 çocuk evet, var ortada. Evet. Ben
İlkay'ın, sizin İlkay'a attığınız fotoğrafları gördüm. Çocukların yüzlerinde, gözlerindeki morarmaların, siz annesinin darp ettiğini söylüyorsunuz. Doğrudur, olabilir. O ayrı bir konu ama bu çocuklar yarın büyüdüklerinde Google Hazretlerini açtıklarında karşılarında anneleriyle ilgili ya da annesi gider öteki taraftan babasıyla ilgili bir iddia ortaya atar. Çok yani hayatları boyunca unutamayacakları, derin izleri bırakacak şeyler oluyor burada. Yani şu kadarını söyleyeyim. Yani bir baba olarak 27 yaşında oğlum var. Yani Google'da baktığı zaman ekşi sözlükte bana da bir sürü entry var, geçirmişler. Yalan, yanlış, asparagas. Ama onu gördüğü zaman bile oğlum sinirleniyor. Ama öteki taraftan bir anne, namus çok önemli bir kavram yaşadığımız toplumda. Yani biraz daha hassas olmak, biraz daha dikkatli olmak, iddialar kanıtlanmadan bu gölge düşürebilir itibarına diye. İtibar suikastı yapmamak için özen göstermek gerekmez mi? Yani bu tip boşanma davalarında şahsi kanaatim taraflar nafakadan kurtulmak, az tazminat ödemek için ya da daha fazla tazminat almak için karşı tarafı lekeliyorlar, aşağı çekiyorlar. Kendi amaçlarına yönelik bir imaj oluşturuyorlar. Avukatlar da buna çanak tutuyor doğrusunu söylemek gerekirse. Yani şunu da gördük, Sıla Ahmet Kural davasında Sıla'nın avukatı olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermiş. Yani siz bu konuda vicdanen rahat mısınız? Ben vicdanen rahatım. Neden rahatım? Çünkü biz evet böyle bir şey yaptı demiyoruz. Biz sadece duyumlarımızı suç duyurumuza yansıtıyoruz. Kesinlikle bunun basına bu şekilde yansıması çok yanlış. Biz suç duyurumuzda bulunduk ve iddia ettik sadece. Dedik ki böyle bir şey var ise biz bunları duyduk. Bunlar haricinde de bir takım şeyler var. Ama nedense basında bu çok maalesef yankı buldu. Ama yani, yani o iddia çok açıkçası seksi bir iddia. Yani satacak bir iddia. Yani düşün, ben 30 yıllık eşimden ayrılıyorum ve diyorum ki eşim geçmişte böyle böyleymiş. Ya 30 yıldır aklın neredeydi derler bana, ama siz diyorsunuz ki... Bunu öğrenince çok ciddi çöktü. Yani Emre bunu bu boşanma davası açıldıktan sonra ve bunun gibi bir takım iddialar var. Yani ben nasıl bunu bilmiyorum, nasıl bunu fark etmedim ya da şimdiye kadar bana neden hiçbir arkadaşım, dostum ya da üçüncü bir kişi bunu söylemedi? Onun sıkıntısını yaşıyor şu anda Emre. Ama yani siz de bunu zaten... haberdar zaten. Sonradan öğrendik ve bu tarz iddialar var. Bunlar aydınlansın dedik biz savcılıktan. Kaç yıl evli kaldılar? Efendim? Kaç yıl evli kaldılar? 6 yıl. Şimdi 6 yılda... bir defur varsa ortaya çıkar bir insanda. Yani bir çocuk, iki, üç çocuk var galiba. Değil mi? Evet, üç çocuk. Allah bağışlasın. Allah kaderlerini temiz yazsın. Amin. Yani bazen susmak, yani en iyisi, yani bu, ben açıkçası bunu sizin boşanma davanızda ya da nafaka davasında ya da tazminat davasında bu iddianın araştırılsın dediğinizin bir marjinal fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Hayır, bizim öyle bir derdimiz de yok Ali Bey. Yani şöyle bir şey var. Emre Aşık zaten daha önce İstanbul 11 Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşanma davası açıyor. Taraflar sulh oluyor aslında daha önce. Ancak sonrasında Yağmur Hanım farklı bir duruma geçiyor ve vazgeçiyor. Aslında Emre Aşık bunların zikredilmesini, bu kadar dökülmesini asla istemiyor. Ama anlaşmayı bozuyor karşı taraf ve peşinden hemen Emre Aşık'a çok ciddi ithamlarda bulunuyor.
Yani FETÖ'cüsün diyor. Evet ve bununla ilgili takipsizlik kararı da zaten şu anda mevcut. Yani daha sonra canlı yayınlara katılıyor, sürekli bir iftiralar var, sürekli bir saldırı var. Ben boşanma davası açtıktan sonra aldığım tehdidin haddi hesabı yok. Yani eminim bu o kadar kötü geri dönüşler yaşıyoruz ki ve madem bir takım iddialar var Emre Aşağı veya bana karşı, biz de savcılığa diyoruz ki bakın bunlar olmuş, biz bunları duyduk, bunları araştır. Yani bizim zaten şöyle bir şey var, 25 Şubat'ta biz boşanma davasını açtık, velayeti anneye verdi ve nafakaya hükmetti mahkeme 3 çocuk yönünden. Anneye henüz öyle bir karar verilmedi nafaka yönünden. Tazminatta tahkikat aşamasında düşünülsün dedi. Ve geçen hafta Perşembe günüydü herhalde, bize icra takibi geldi. Yani hemen nafaka konusunda icra takibine geçildi. Ama nafaka zaten Yağmur Aşağı ödenmesi yönünde bir karar yok, ara karar yok. Sadece 3 tane çocuğa dair var. Ama anne evde yok. Ya icra kararı derken mahkeme geçici olarak bir nafakaya hükmetti. Evet, evet. Ama Emre Aşık bunu ödemedi o zaman. Efendim? Emre Aşık bunu ödemedi o zaman. Anlayamadım. Diyorum ki icra kararı olması için Emre Aşık'ın bu nafakayı ödememiş olması lazım. Hayır. Daha bir ay bile olmadı. 25 Şubat'ta davamızı açtık. Geçen hafta bize icra takibi geldi. Allah. Niye? Yani çünkü mahkeme tensip zaptında ara kararında dedi ki her çocuk için 7,5 milyar toplamda 22.500 TL çocuklarına tek bir nafakasına hükmettim dedi. Velayeti anneye verdiği için. Hükmettiğinden itibaren hukuken babanın o tazminatı nafakayı ödemesi gerekmez mi? Hayır gerekir. Biz ona itiraz etmiyoruz. Yani şunu demeye çalışıyoruz. İcra niye hemen oldu? Onu anlamadım. İşte bizimle bir iletişime geçmediler, icra takibine koymuşlar. Dava açıldı, iki hafta sonra bize icra takibi geldi, nafakaları ödedi. Demek okey içinler, başvurmalı demek. Yani karşı taraf böyle bir hüküm i̇ki var, böyle bir ara karar misiniz? Var. Ödeyecek misiniz? Bir hesap numarası belirleyelim. Çünkü Emre Aşık şu an evet onu ödeyecek. Ama nereye ödeyeceği bile belirsiniz. Karşı tarafla bir iletişim kopukluğu da yaşıyoruz. Yer tespiti isteyeceğiz büyük ihtimalle. Ya da icra dosyasına yatıracağız. İcra dosyasına yatırın. Oradan, öyle yapacağız. Oradan alsın. Yani bizim amacımız kesinlikle nafaka vermemek ya da tazminat hükmedirse onu ödememek asla değil. Sonuç itibariyle çocuklara takdir edilen bir nafaka bu. Ödenecektir. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi, ama hiç kimse kaçmıyor, gitmiyor ve Emre Aşık çok ciddi borçları var. Yani zamanında birlikte işlettikleri otelden, daha sonra Yağmur Aşık oraya ortak ediyor, bir müddet sonra imza yetkilerini tamamını veriyor ve şu an Emre Aşık çok ciddi manada çok yüksek miktarlarda icra takipleriyle uğraşıyor. Hani yani daha sonra da başka bir kişiye devrediyor Yağmur Hanım. Yani bu, yani orada da sıkıntılar var, otelde de çok ciddi sıkıntılar var. Peki Yağmur Aşık'ı mı suçluyor orada da? Yani onu dolandırmış gibi bir pozisyon ortak, mu var? Ortak çalıştıkları bir dönem var. Evlendikten sonra Yağmur Aşık'a imza yetkisi veriyor. Ortak ediyor %50 hissedar olarak. Daha sonra Emre Aşık çekiliyor. Yağmur Aşık bütün hisselere sahip olduktan sonra da başka bir kişiye tamamını devrediyor. Ve bütün hisselere nasıl sahip oluyor? Açılımı da değişiyor. Devir mi yapmış Emre Aşık? Efendim? Evet, evet, evet. Devrediyor. Ya bu sizin anlattıklarınızdan Emre Aşık'ın bu sonu hak ettiğini anlıyorum. Yani bu kadar öyle demeyin ya. Bu kadar hata üst üste bilmiyorum. Kusura bakmayın. Yani artık ben şahsen kendisinin yüzüne de söylüyorum. Bu kadar olmamalıymış. Buralara kadar gelmemeliymiş diye ama kendisi de bunu maalesef çok fazla açıklayamıyor. Yani eşim de diyor, çocuklarım var diyor. Ama Emre Aşık'ın kırılma noktası inanın FETÖ olayı. Yani 6 yıllık karım beni tanımadı mı? Beni hiç kimse tanımıyor mu? Ben soruşturma geçirdim bu konuda diyor. Kendisi çok şükür bir takipsizlik kararı tanımadım. Aldı ama yani o dönem çektiklerini ya, bir de ondan dinlemenizi tavsiye şimdi, ederim. Gelsin canlı yayını anlatsın. Bekleriz ama inşallah ama yani şimdi, şu anda hiç konuşmak istemiyor çünkü çok ciddi manada daralmış durumda
Ama sizi kırmayacağını da düşünüyorum Yani açıkçası. şimdi Funda Hanım, Çünkü gerçekleri açıklık getirmek açıklamadığınız gerekiyor. sürece, doğanın bir kanunu var. Siz gerçekleri Kesinlikle. açıklamadığınız sürece orayı rivayetler doldurur. Doğru, aynen. Siz Evet. gerçekleri açıklayıp gün ışığına çıktığınız zaman o hile hurda kaybolur. Şimdi Kesinlikle. bu benim anladığım, beni ilgilendirmez. Emre Aşık'la eşi boşanmış, dünya kadar insan boşanıyor. Son yıllarda Tabii ki. boşanmalar daha da arttı. Çok Ama arttı. burada Evet. bir gazeteci olarak beni ilgilendiren şey, artık üçüncü şahıslara bu boşanma davasının zarar veriyor olması, bana göre Çocuklara. çocuklara çok ciddi ölçüde bir zarar verecek noktaya gidiyor. Akli selim davranıp bu konuda, yani evet, Emre Aşık eşini kendisini FETÖ'cülükle suçlamasına çok bozulmuş olabilir ama günümüzde en popüler iftira şeklidir artık bu. Kesinlikle, Yani kesinlikle. bu FETÖ'cü, aksini nasıl ispatlayacaksın? Uğraşmıyor. Hani Pensilvanya'ya gidip elini mi öpmüş, beraber fotoğrafları mı var? Yok. Öyle bir şey olsa zaten Yani kanundan kaçamazdı pardon, Ali Bey. oraya gidip yan yana fotoğraf çektirenler FETÖ'cü olmuyor da. Yani şimdi Bence bu konu çok başka biraz yerlere gitti. karışık bir konu bu. Evet, Ya evet. bana da Ama şu konuda bazı açıklık şerefsizler getirmek FETÖ'cü isterim. dedi. Ya benim Evet, evet. FETÖ'yle hiç işim olmaz. Kimsenin adamı olmadım. Ama yapışmıyor. Yani bazı iftiralar var. Yakışan iftiradan Allah saklasın derler. Yani benim Öyle. üzerime yapışmıyor. Bana yazıyor adam. Bu Ali Eyüboğlu top mu? Evet, top. Estağfurullah, Tövbe öyle estağfurullah. demeyin. Yani Yok. benim için bu sanatçı kadınları satıyor mu diyen adam şu anda Edirne cezaevinde zayıflamakla meşgul. Yani ilahi adalet eninde sonunda tecelli ediyor. Ben Tecelli ediyor buna kesinlikle. inanıyorum. Yani Kesinlikle, Türk hukuk kesinlikle. sistemi biraz yavaş ilerliyor. Ama Türk hukukunda gördüğümüz kadarıyla zaman içinde mağdur etse de günün sonunda hakkını teslim ediyor. İnancım bu yönde en Kesinlikle. azından. Ben Kesinlikle. teşekkür Yani ediyorum. abi benim ben de hemen bir teşekkür sorum ediyorum. olacak çok kısa. Yayınlar diliyorum Şimdi size. Funda Hanım, yani bu Buyurun. tabii bu iddia Ali abinin dediği gibi yani araştırılsın dediğiniz fuhuş iddiası o kadar ön plana çıktı ki bir şeyde atlandığını Maalesef. düşünüyorum. Yani ondan çok dayak yerler, yemeye devam ederler bence. Yani o konuda hiç üstüne söylenecek bir şey yok Ali abi. Ama çocukları da merak ediyorum. Şimdi çocukların darplı fotoğraflarını yolladınız. Ve Emre Aşık Evet. onların anneleri tarafından darp edildiğinden peki emin mi? Bu da bir iddia mı? Çocuklar bir şiddetle karşı karşıya mı? Çocuklar bir şiddetle karşı karşıya kalmışlar. Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi. Emre Aşık eşi canlı yayına çıktığında eve gidebiliyor. Ve gittiğinde bu halde görüyor çocukları. Evde çalışan iki tane bayan var. Ha başka bir Ve kanala onlar... Yağmur Aşık iki defa üst üste çıktı. Oraya Evet. çıktığında mı gidiyor nasılsa yayında çocukları Oraya göreyim diye? gittiğinde çıkıyor ya da evde olmadığını olmadığından emin olduğunda gidiyor. Çünkü herhangi bir sıkıntı yaşamak istemiyor açıkçası gittiğinde. Ve Ya tedbir çocuklarını o aldıramıyor şekilde musunuz gördüğünde konuşma yasağı? hepsini talep ettik Ali Bey ama maalesef sizin de az önce dediğiniz gibi yargı birazcık geç işliyor sanırım. Peki gidiyor Halen çocuklar ne bekliyoruz halde? sonucunu. Yani sürekli bir şiddet uyguluyorlar mı? Onların için tehlikeli bir durum var mı? Hayır, öyle bir iddiamız yok. Sadece çocukların darp edilmiş halini ilk kez bu şekilde görüyor. Daha önce böyle bir şey asla söz konusu değil. Kadınlara soruyor ve onlar da şunu söylüyor. Sabah kalktığımızda böyleydiler. Peki diyor, Yağmur Hanım evde miydi? Sabah karşı diyor, büyük oğlu geldi yanımıza. Annem yok dedi. Biz de bunun üzerine odadadır oğlum dedik. Gittik baktık gerçekten de yoktu. Yani büyük oğluyla birlikte uyuyor. Ancak sabah karşı 5'te oğlan kalkıp bakıcı ablanın yanına gittiğinde annem nerede diye soruyor. Bunun üzerine de bu halleri görüldükten sonra Emre Bey'e haber veriyorlar. O da Yağmur Hanım'ın canlı yayında olduğu fırsat bilerek gidiyor ve çocuklarını böyle görüyor. Fotoğraflarını çekiyor. Peşinden biz hemen savcılığa başvurduk. Dedi ki çocukların sağlık durumu sıkıntı olabilir çünkü alınları mosmor yani özellikle bir tanesinin yani en Şimdi bir azından bir yaşında var, normopedi 3 bir eğitim yaşında, yapmaz. 6 yaşında var. Darp Evet, gören iki tanesi galiba değil mi? Ya yani daha doğrusu morlukları o olanlar. tarihte zaten büyük oğlu evde değil. Anneannesi alıp götürdüğü söyleniyor. Daha sonra tekrar geliyor, 2 gün kalıyor, tekrar anneanneyle gidiyor.
Ayrıca zaten büyük olan 6 yaşında olmasına rağmen maalesef okula da devam edemiyor. Yani okulda bir takım sıkıntılar yaşadığı için çocuklar eğitimini de alamıyor. Anladım peki. Yani çocuklar peki anlatmışlar mı annemiz bizi darp etti vesaire gibi. Çok Çok küçükler ama. küçükler, çok küçükler. Yani öyle bir şey yok. Düşmüş de olabilir Biz ama anne sadece evde yoksa o anda bir şey, o her şey de olmuş olabilir. Kimse de görmemiş neticede. yani Bakıcılar da biz bu halini görmemişler. gördükten sonra dedik ki bunu araştırın, bu çocuklara kim bunu yaptı? Sonuçta anne de olduğu için velayet ve biz hastaneye de götüremedik çocukları. Çünkü annenin götürmesi gerekiyor. Anne de yoktu. Soruyoruz, gelmedi diyorlar. Çocuklar o şekilde evde herhalde iyileştiler artık, bilemiyorum. Peki şimdi siz bir dava daha açacaksınız galiba, değil mi? Bir konuda daha mı şikayetçi olacaksınız bu hafta? Onu da öğrenelim. Evet, bir takım iddialarla ilgili bir suç duyurusunda daha bulunacağız. Açıklayacak mısınız onları? Yani bir suç duyurusunda bulunalım, ondan sonra gerekli görülürse. Çünkü orada birazcık kalabalık olacak. Yani 4-5 kişiden bahsediliyor. Anladım. Yani Sanırım ona hani çok girmezsek sevinirim. tamam, bu ticari işleri falan, belki dolandırıcılık, öyle bir şeylermiş gibi geldi bana şu an, bilemiyorum. Evet, evet, Göreceğiz. evet, Peki. evet. O paranın üstüne Emre soğuk bir su içsin. Gitti o para. Anlayamadım Ali Bey. O paralar gitti diyorum. Emre soğuk su içsin Tabii, üstüne. tabii. Yo, derdimiz zaten parayı kurtarmak değil ama en azından Emre Aşık'ın yetkili olduğu döneme sebep, onun bilgisi dışında yapılan bir takım şeyler varsa belki birazcık Emre Aşık'ı rahatlatabiliriz o anlamda. Yani şu anda ekonomik olarak Ciddi borçlarla sıkıntıda. boğuşuyor. Evet, İcralarla, evet. borçlarla. Geçmiş Tabii, olsun. Allah tabii. beterinden saklasın. Amin, amin, amin cümlemize. Peki Emre Aşık da gelmek isterse, bu arada Yağmur Aşık da ulaşmak isterse, onlara da kapımız açık. Teşekkür ediyoruz Funda Hanım. Ben Kolay teşekkür gelsin ediyorum. size. Sağ olun size de. Bu arada abi, Yağmur Aşık cephesinden bir cevap geldi. Görmüşsündür sen de. Avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı. Levent Karakoç diyor ki, hemen adli sicil arşivinden, biliyorsun artık internetten o işler çok daha kolay, kayda alınmış iddiaları var. Yani geçmişte suçlar var, fuhuştan Evet. sabıkası var, şudur budur diye. Hiçbir resmi belgede hiçbir sabıka kaydının bulunmadığına dair işte belgemizdir diye bir şey de yayınladı Levent Karakoç. Ve aynı yerden, senin bahsettiğin yerden bitiriyor sözlerini. Uzunca bir açıklama yaptı onlar da. Yani bu çocuklar yarın öbür gün bu iddiaları görecekler. İyi mi yaptınız gibi de şeyler söylüyor. Ya tabii işin acı tarafı o. O çocuklar hayatları boyunca, yani bu çocuklar okula gidince ismini aradıkları zaman arkadaşları Google'da karşılarına çıkacak. Çocuklar çok acımasız. Yani onların çok kötü bir miras bırakıyorlar. Yani benim gördüğüm o. Yazık, günah. Çocuklar için yazık. Peki Ali abi, diyelim doğru. Bir de Emre Aşık'a çok yüklendiler gerçekten. Ve haklı, eleştirilerin çok büyük bir kısmı da haklı. Ama böyle bir şey Allah korusun kimseye göstermesin. Diyelim iddiasında haklı bile olsa. Birden böyle bir şeyi öğrendi. Nasıl bir yol izlemeliydi? Ne yapmalıydı sence? Ya ilk ay ben meslek hayatım boyunca çok karşılaştım. Hayat kadınlarıyla bile bile evlenip mutlu olan, çocuk sahibi olan insanlar var. Yani dünde kalıyor, bugün başka bir hayat belirliyor. Ama bardağın neresine baktığına bağlı. Karşı tarafta kusur aramak için, bahane aramak için baktığında çok şey bulmaya çalışırsın. Tıpkı bizi izleyenlerden Ali Eyüboğlu yaşlandı gibi, tuhaf tuhaf yazanlar gibi. Bir hafta biri oturuşuma takıyor, işte bacak bacak üstüne atmış. Nereden baktığına bağlı. Kalbin iyiyse, temizse iyi niyetle bakarsın. Ama kalbin çivi çarşısı gibi ise, normal anne sütü ya da mama yerine başka şeyler yedirmişlerse sana, güzel bakamazsın. Yani o yediğin şeyler kaleminden, dilinden dökülür. Bu kadar net yani bu. Yani helal süt demiş, temiz süt demiş birinin başkasının hakkında kötü düşündüğünü görmedim ben. Biri bilinden açık arıyorsa kendi açığını kapatmak içindir. Şimdi Emre Aşık özeline gelirsek, 6 yıl
evli kalmışsın. 3 çocuk yapmışsın. Yani 6 yılda hiç mi falso vermemiş, hiç mi yalpalamamış? Yani çocuğa bugün şiddet uygulayan anne düne kadar bu yönünü göstermediyse helal olsun yani. O da kendini iyi gizlemiş demek ki. Yani iddialar öyle böyle değil. Evet. Abi, dolandırıcılık var, fuhuş var, şiddet var. O ona FETÖ'cülükle suçluyor falan. Sadakatsizlik var, eve gelmeme var. Var oğlu var. Var oğlu yani, var. Ve 3 çocuk var. 1 yaşında, 3 yaşında, 6 yaşında çocuklar. Ya şimdi ben kendim böyle bir şeyle karşı karşıya gelsem hiç gündeme getirmem, lanet olsun derim. Hı-hı. Allah'ından bul belanı derim, giderim, yürürüm. Ben böyle bakıyorum hayata. Başkaları nasıl bakıyor beni ilgilendirmiyor. Çok zor bir süreç. Çocuklar için de, her iki taraf için de çok zor bir süreç. Adalet en doğru sözü söyleyecek ama Emre Aşık söylemek istediği çok şey var. Kendini de iyi ifade edemedi diye düşünüyor avukatı. O yüzden de belki gelebilir programımızı anlatmak isterse. Yağmur Aşık da keza öyle. Vallahi Emre Aşık'ın ben bir sene şarap lekelerini temizlemek için uğraşmış bir insan. Gelsin hesabını sorayım ona. O ne demek Ali Ağabeyciğim? Zaten demiş ben Ali abiyi kırmazdım, mutlaka gelirim programa. 99 depreminde Küçükyalı'da oturduğumuz evde bana göre tehlikeli bir çatlak vardı ama apartman sakinlerine, daire sahiplerine göre bir şey yoktu. Biz oradan çıktık. Anadolu yakasının en o zaman depreme karşı dayanıklı sitesini araştırdık. Göztepe Soyak. Göztepe Soyak'ta da bir dubles kat bulduk. Oraya taşındık. Giriş katı, yani iki katlı ya, giriş katında komple zemin halı. Bizden önce kiracılar Emre Aşık'la Aysun Kayacı'ydı. Onun için çok şarap kırmışlar yani. Sürekli. Yani gelmek zorundasın Emre Aşık. Perşembe günü o kadar diyoruz sana. Peki bu şu böyle. Şu anda sevgili ne kadar komşumuz vardı. O anlatıyordu onlarla ilgili anıları. Ama hiçbirini ben gündeme getirmedim, yazmadım. Bana geçmişte kalmış. İlgilendirmiyor beni.